Hafta boyunca özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen toz fırtınasının nehir ve göllerde oluşturacağı koyu tabakanın alt patlamalarına neden olacağını belirten uzmanlar, bu durumun su içerisindeki canlıları ve bu suyu içme suyu olarak kullananları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Olan tarlalarda, ekim yapılmış tarlalarda anız yakılmaması şart. Bunun dışında yapacağımız en kuvvetli ya da en etkili araç ise özellikle ağaçlandırma, bitkilendirme. Biz bunları yaptığımız müddetçe bu fırtınaların hem sayısı hem de şiddetinde ciddi düşüşler olacak. Bitkinin üzerinde örtü olduğu zaman bitki fotosentez yapamaz. Yani karbondioksiti organik maddeye çeviremez. Dolayısıyla bitkiler de insanlar gibi bir canlı, hayvanlar gibi bir canlı olarak değerlendirilecek olursa bu fırtınalar bitkilerin fotosentez yapma imkanını azaltır. Yani solunum sıkıntısı mı? Kesinlikle hem mekanik olarak bitkileri etkiliyor hem de fizyolojik olarak etkiliyor. Yani bitki üzerine toz bindiği zaman bu mekanik etki. Aynı zamanda bitkinin dokuları arasına girerek onun fotosentez yapması imkanını elden kaçırmasına neden oluyor. Özellikle su sistemlerinde nehirler, göller bundan olumsuz etkilenir. Siz toz taşıdığınız zaman suyun kalitesinde ciddi düşüşler olur. Şimdi alg patlaması olayı sularda plankton dediğimiz canlıların özellikle fotosentez yeteneği olan tek hücreli sucul organizmaların sayısında olağanüstü artışa neden olma durumudur. Burada özellikle insan kaynaklı olan gübre ve evsel atıklar, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları bunlardaki fosfor alglerin daha çok üremesine neden oluyor. Suyun üzerinde nehir, gölde özellikle aşırı miktarda üreme var. Toz fırtınalarının da buna benzer bir etkisinin olmasını bekliyoruz. Niye? Suya gereğinden fazla işte bu tür şeylerin gelmesi alglerin daha fazla yiyecek bulmasına neden olur. Fakat diğer canlılar için suda yaşayan balıklar, omurgasızlar, omurgalılar, diğer türler için oksijen kalitesinde, ısı ve şey kalitesinde, gaz kalitesinde ciddi düşüşler olur. Alg çok olduğu için yüzeyde toplanıyor. Suyun alt katmanlarındaki oksijen konsantrasyonunu düşürüyor. Isı değişimlerini düşürüyor ve canlıların yumurtaları, yavruları için uygun olmayan ortama neden oluyor. Bu yüzden alg patlaması olumsuz bir faktör olarak ifade edilir. Toz fırtınaları da bu şekilde bir etkiye sahiptir. Alg patlamasında su yosunları dediğimiz küçük özellikle fotosentez yapan mikroorganizmaların miktarının aşırı artmasıdır. Ve yüzeyde yeşilimsi sarımsı bir tabaka oluşturuyor. Suyun kalitesini, oksijen konsantrasyonunu ciddi biçimde düşürür. Bu da diğer canlıların su içindeki yaşamını azaltır. O zaman orada biyoçeşitlilik olumsuz etkilenir. Birçok yerde bunu hem içme suyu olarak hem de kullanma suyu olarak tarlalarda kullanılır. Tabii alg patlaması olduğu zaman suyun kalitesinde ciddi düşüş olur. Dolayısıyla temiz olmayan bu sular alg patlamasından dolayı kullanılma imkanına sahip değildir. İçinde yalnızca planktonlar yok, diğer organizmalar da heterotrof diyebileceğimiz diğer organizmalarda da artış olur. Dolayısıyla suyun kalitesi düştüğü için kullanılmaması özellikle önerilir. Yani toz fırtınasından sonra yani nehir veya şeydeki göllerde bunlarda da artış bekliyoruz. Alglerde artış bekliyoruz. Hububat ekiminden sonra çiftçilerimizin alışkanlığı genelde tarlada kalan sap ve samanı yakıyorlar.
toz fırtınalarının önüne geçmek istiyorsak anızı yakmaktan uzak durmalıyız. Bu şekilde Anadolu'da toprak daha da zenginleşecektir. Toprağı tuttuğu için burada erozyon olmayacaktır. Toz fırtınalarının da hem sayısı hem de şiddeti azalacaktır. Bu otların sayesinde çok sayıda böcek barınıyor. Böcek olduğu zaman kuşlarda artış var. Kuşlarda artış olduğu zaman diğer türlerde de artış var. Dolayısıyla bitkileri koruduğumuz zaman biyoçeşitlilikte ciddi artış meydana geliyor. O meteorolojiye giriyor ama biz eski